Herkese merhaba, ben Satır Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifim var. Tarifimiz yumuşacık, puf puf oluyor ve günlerce bayatlamıyor. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. İlk önce hamurunu yoğurmakla başlayalım. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı da ılık su ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, 25 gram da yaş maya ekliyorum. İsterseniz yaş maya yerine instant maya ya da kuru maya da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. İlk önce maya ve şekeri eritmek için bütün malzemeleri bir karıştıralım. Sonrasında da kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Unun bir miktarını ekliyorum. Sonrasında da üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım ama unun markasından her zaman farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun kıvamı hafif ele yapışır bir şekilde olması gerekiyor. Hamuru iyice toparladıktan sonra da avucuma birazcık sıvı yağ döküyorum ve hamurumun kıvamını oldukça yumuşatıyorum. Ben genelde bütün poğaça tariflerimde mutlaka bu işlemi yapıyorum. Sonunda yani finalinde mutlaka avucuma birazcık sıvı yağ dökerek hamura yediriyorum. Hamurun kıvamını oldukça yumuşatmış oluyorum. Bütün hamur işlerinde hamura ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. O yüzden de sabırlı bir şekilde uzatabildiğiniz kadar uzatarak iyi bir şekilde yoğuralım. Hamurumun yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum ve oda sısında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuzun ikiye katlanması yeterli. Bazen hava çok sıcak olduğu zaman 30 dakikada da mayalanıyor. Buna da dikkat edelim. Hamurumuz mayalandıktan sonra ilk önce havasını alalım. Daha sonrasında da 12 eşit parçaya bölerek beze haline getirelim. Fırın tepsime yağlı kağıt yerleştirdim. Aralıklarla diziyorum. Sonrasında da üzerine temiz bir bez kapatıyorum. Oda sısında 15 dakikada tepsi mayası yapıyorum. İç malzemesini tamamıyla damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ben bugün peynirli yaptım. Bu tarifimiz isteğe bağlı, kıymalı da yapabilirsiniz, patatesli de yapabilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Ben bugün peynir kullandım. 100 gram kadar beyaz peynirimi ilk önce çatalımla eziyorum. 2 adet de yumurta kullanıyorum. Sarısını kenarlarına sürmek için kullanıyorum. Akını da peynirin içerisine katıyorum. İsteğe bağlı peynirin içerisine bir miktar maydanoz doğrayarak ekleyebilirsiniz. Benim misafirlerim yemediği için ben maydanoz eklemedim. Yapmış olduğum bezelerimi 15 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra da bir bardak yardımıyla böyle ortalarını çukur haline getiriyorum. Sonrasında da elimle de birazcık genişletiyorum. İlk yapmış olduğum işlemde bardağı birazcık sıvı yağına batırıyorum. O yeterli geliyor. Sonrasında da bu şekilde üzerlerine bastırarak ortalarını çukur haline getirelim. Ortalarını çukur haline getirdikten sonra da birer tatlı kaşığı kadar peynirli harcımdan alıyorum. Tam orta kısmını dolduruyorum.
İki tane yumurta sarısını ayırmıştık. Akını da peynirin içerisine katmıştık. Yumurta sarısını ilk önce fırçayla biraz çırpıyorum. Sonrasında da kenarlarına sürüyorum. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yumurtalarını sürdükten sonra da tam orta kısmına birazcık susamla çörek otunu karıştırdım. Tam orta kısımlarına birazcık ekliyorum. Sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir bez kapattım. Bir 10 dakika kadar ılıması için beklettim. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır oluyor. Gerçekten yumuşacık, puf puf, inanılmaz lezzetli oluyor. Tarifimi güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.